Efendim Samsun Nabzı'ndan mutlu akşamlar diliyorum. Bu akşam çok özel konuklarla Samsun Nabzı'nda birlikte olacağız. Kazakistan'ın Aktau şehrinden konuklarımız var. Yaklaşık 9 kişilik bir ekip, 10 aylık bir projenin hayata geçirilmesiyle sonuçlanmış bir başlangıç oldu. Birazdan Naziye Hanım var. Naziye Hanım, Türkçe konuşan Gazeteciler Cemiyeti'nin vakfının başkanı. Onunla yürüttüğümüz bir proje bu. Daha doğrusu gerçekleşmesi için kontak noktasını onunla yürüttük. Neler yaptık? Bunun bütün detaylarını konuklarımız tek tek anlatacaklar ama asıl olarak ortaya koyduğumuz şey Aktau ve Samsun arasındaki kardeş şehir ilişkisini pekiştirecek özellikle su oyunlarıyla ilişkilendirilmiş deniz şampiyonları yarışmasını hayata geçirmek. Buradaki yarışmacılarla Kazakistan'dan gelen yarışmacıları yarıştırıp biraz sembolik olarak tabii yarıştırıp birlikteliğimizi biraz daha pekiştirmek. Bu esnada Samsun'un Ayvacığını, Sukayını, Amazon'unu, bütün tarihi dokusunu, turizm ögelerini de onların önlerine koyalım istedik. Değerli izleyiciler, sırayla konuklarımı sizinle tanıştırmak istiyorum. Aktau'nun Yerel Meclis Başkanı Marat yanımda. Marat, hoş geldin programıma. Marat, Aktau'daki Yerel Meclis Başkanı. Değerli izleyiciler, neler yaptıklarını, buradaki karşılığıyla oradaki karşılığı nedir? Bunları bize kendisi anlatacak. Hemen onun yanında Gul Cazira var. Gul Cazira da Samsun'daki ya da Türkiye'deki karşılığıyla Kültür ve Medeniyetler Daire Başkanı Aktau'da. Hemen sağ tarafında sevgili Can Ahmet var. Can Ahmet de değerli izleyiciler Aktau'daki Devlet Televizyonu'nun başkanı olarak burada. Bu operasyonda çok önemli bir görevi var. Onu da biraz sonra anlatacağız. Ve en nihayetinde sevgili Naziye. Naziye Hanım da Aktau'daki Kazakistan'daki. Efendim Kazakistan'daki daha doğrusu Türkçe konuşan Gazeteciler Cemiyeti'nin vakıf başkanı. Gazeteci kimliğiyle burada. Biz burada yaptığımız çalışmayı şöyle özetliyoruz değerli izleyiciler. Bir yarışma olacak. Hem burada çekimler yapacağız belgesel niteliğinde. Belki 3 tane 45 dakikayı bulacak belgeseller çekeceğiz. Bu yarışmaları da işin içerisine katarak. Daha sonra döneceğiz bundan. Belki birkaç ay sonra, 3 ay sonra. Buradan bir ekip Kazakistan'a gidecek, Aktau'ya. Orada benzer yarışmalar olacak. Tarihi ve turizm ögelerini öne çıkaracak geziler olacak. Biz de oradaki çekimleri getireceğiz. Burada yayınlayacağız. Onlar buradaki çekimleri kendi televizyonlarında yayınlayacaklar ve İki halkın, iki kardeş şehrin birbiriyle kaynaşmasını sağlayacaklar. Hepiniz hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş geldiniz. Müsaade ederseniz önce Marat'la başlamak istiyorum. Bu arada tercümanımız Naziye olacak değerli izleyiciler. Naziye bizim bütün konuştuklarımızı Kazakça'ya çevirecek. Ve Kazakça'ya da Türkçe'yi. Kazakça'ya da Türkçe'ye çevireceksin evet. Doğal olarak. Şuradan başlayalım. Marat Yerel Meclis Başkanı olarak görev yapıyor Aktau'da. Ama Yerel Meclis Başkanı Aktau'da neler yapar? Görev ve sorumlulukları nedir? Nelerle uğraşır? Bize bir kendinden kısaca bahsetsin, tanıtsın, anlatsın izleyicilerimize. Marat Mırza'nın Aktau'dağı jergilikti maslihattın başçısı ekenin bilemiz. Bırak bizdiñ bilgimizge keleni ol jaqtağı maslihat başçısı nemen aynalsa da bastı jawapkerşiligi kanday jäne neler jasap jatır. Hormetti Samsun qalasının tırgındarı. Өздеріңізге мәлім, Самсун мен Ақтау қаласы бір жылдан бері бауырлас қалалардың бірі. Мен өз тарапымнан осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Самсун қаласының тұрғындарына Ақтау қаласының сәлемін жеткізуге рұқсат етіңіздер. Сәйгілі ве қиметлі Самсун халқына, мен кенді адыма ве Ақтау халқы адына сәлем йолдайым ве önceden burada bulunduğuma çok mutluyum. Onu da söylemek istiyorum. Tamam. Kısa da geçeceğiz ya. Maslihatı негізгі айлансатын шаруасы халықтың ой-пікірін, ой-пайғылын атқарушы билікке жеткізу. Сонымен қатар қаланың қандай жоспарлары бар, қандай мүмкіндіктері бар, соның бәрін қалай іске асырылып жатқанын қадағалау, яғни халықтың алдында
халықпен бийліктің арасындағы байланысты орнату. Актаудагы мәжлисин ама көрөвү ордагы миллеттин не истегенин, не yapmak istediğini öğrenmek ve onu yukarıya yani devlete iletmek ve oradaki devlet tarafından yapılacak olan bütün işleri kontrol etmek ve milletle devlet arasındaki köprü olmak. Olmak. Peki şeyi merak ettim. Hemen eş zamanlı sorabiliriz. Mesela Samsun'da bir meclis var. Büyükşehir Belediye Meclisi var. Tabii ki bir iktidar var, hükümet var. Ama buradaki Büyükşehir Belediyesi kendi uktesinde yatırımlar yapabiliyor, kararlar alabiliyor. Aktuada da var olan meclisin böyle yaptırım gücü yok mu, yoksa sadece sorunları tespit edip yukarıyla mı paylaşıyorlar? Samsun'da da meclis var. Onların müşeyleri özleri jeke derbest şeşim kabılday alat, investiciya sala alat jäne kez kelgen närseni özleri ne kerek, ne kerek emes degen närseni özleri şeşe alat. Aktaudagı mäjliste maslihatta däl osunday ma, älde tek kağa jüzünde ne kerektigin körsetip jogarga jetkizu ma? Adine ayırmaşlık bar. Tabii ki farklılık var. Bizde jergilikti karajat қоры бар, яғни салықтар түсімі, соның ішінде атап айтатын болсақ, жер салығы, халықтан түсетін үстемелі салық, яғни жалақыларының салықтары, сонымен қатар мына қаланың айналасындағы заң бұзушылыққа салынатын салық, айыппұлдар осы. Осы жергілікті бюджет деп саналады, біз оны өз тарапымыздан пайдаланамыз, соның қаржысының көлемінде халықтың игілігіне жұмсай аламыз. Сонымен қатар, Ақтау қаласына облыстық деңгейден, яғни өлкелік деңгейден түсімдер болады. Сол түсімдерді және республикалық деңгейден трансферттер, осы түсімдер арқылы біз қаланың халқының игілігін арттыра аламыз. Табии ки фарқлылық бар. Ақтауда ерел бюджет насыл құрылыо, яғни 3 şeyi var, kaynak gözü var, alımlardan, yer alımlardan ve maçlardan alıyoruz yüzde kaç şey faizin, bir de para cezası var, onlardan toplanıyor. Mesela yolları, suyu, kanalizasyonu yapma konusunda Aktua'daki Aktua şehrinin meclisi bir karar alıp bunu yaptıramıyor mu, yoksa onu ne diyelim? Devletle paylaşıyor, ha. Devletin mi yaptırmasını sağlıyor? Yani Aktau'dağı maslihat, jol jasau, jañağı su tartu, quvırların tartu, kanalizasiya degen närselerdi özleri jasap, şeşim çıkarıp özleri jasay ma, älde onu tek jogarga jetkize ma? Onu jasay alatındar da bar. Yani jañağı aytıp oturgan qarjının tüsümüne baylanıstı. Eger ol qarjı jetispeytin bolsa, jogarga körsetip, sol jogardan qarjı sorap, sol arqılı iske asırat. Bu bütçeye bağlı, yani eğer ki bütçedeki para yeterli olursa, herkes, yani her meclis kendisi yapabilir. Eğer ki yetmezse, yukarıdan yani devlette sorabilir. Devletten sorup yardım alın. Evet, peki, yardım alın. Tamam, yine konuşacağız Marat'ta. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tağ da kayıcıdan, tohtasa sol cidden calgastıramız. Kelesi sözde. Ama şimdi Gulcazira'ya, Alde Şeva'ya. Soyadlarını söyleyemiyor olabilirim ama Gulcazira ile devam edelim. Gulcazira hem Kültür ve Medeniyet Daire Başkanı. Evet. En kritik daire başkanlıklarından bir tanesi. Bu daire neler yapar? Yani bizdeki karşılığından farklı bir karşılığı mı var, merak ediyorum. Aktua'daki Kültür ve Medeniyetler Daire Başkanı'nın görev tanımının içerisinde neler var? Nelerle uğraşıyor? Biraz da kendisinden bahsettim tabii. Marat bahsetmedi ama. Gulcazira Hanım özünün baskaratın, baskarmanın kanday negizgi meseleler var. Ol nemen atkar aynalsa da jäne negizgi mindetine neler jasap jatır. Sol toralı bizge aytıp berse. Aktau kalalık medeniyet bölümü оның негізгі міндеті қала тұрғындарымен мәдени бос уақытын ұйымдастыру. Ол үшін әрине біздің қалада көптеген театрлар, соның ішінде драма театры, қуыршақ театры, облыстық филармония, музейлер және басқа да мәдени жаңағы кешендер бар. Сонымен бірге қалалық мәдениет бөлімінің міндеті
саяси қоғамдық шараларды ұйымдастырып өткізу және біздің ұлттық мерекелеріміз бар, мемлекеттік мерекелеріміз бар. Сол мерекелерге байланысты әртүрлі салтанатты шаралар өткізу. Культур дайресі әртүрлі медени еткінліклеріле ілгіленеу. Месалі, милетін, халқын медени boş zamanın doldurmak için her çeşitli bizim tiyatrolarımız var ve bizim milli bayramlarımız var. Navruz gibi ve başka da işte bayramlarımız var. Onları da organize ediyorlar. Ediyor. Peki şeyi merak ediyorum. Kazakistan'dan biraz bahsettin. O yaklaşık 16-17 milyon nüfustan bahsediyoruz değil mi? Ama çok ciddi, çok büyük bir yüz ölçümünden bahsediyoruz Kazakistan için. Birbirinden farklı kaç tane dil konuşuluyor burada halkın içerisinde? Biz hazır Kazakistan halkı туралы айтқан кезде 17 миллион халқы бар Қазақстан туралы айтқан кезде онда бірнеше ұлт пен ұлыстың өкілі бар білеміз. Осы ұлт пен ұлыс туралы айтса нешеуі бар және қанша тіл бар? Енді мен бүкіл Қазақстан туралы айтпай-ақ қояйын. Ақтау қаласының өзі де көп ұлтты қала. Себебі 20-шы ғасырдың 60-шы жылдары Ақтау қаласын тұрғызған кезде сол кездегі кеңестік одақтың түкпір-түкпірінен орыс, украин, белорус, әзербайжан, татар, башқұрт, өзбек әртүрлі ұлт өкілдерінен тұратын мамандар келген. Сол мамандардың... Табеке, бән түм Қазакистан адына конушаймыйорым, ама Ақтау адына шуны сөйлемек істеуірім. Ақтау шехри оларық танылы заман Советлер дөнемінде, білерсініздер, Советлер бірлігі, бірлігін әр тарафындан рус, украин, әзербайжан, яны Rus Sovyetler Birliği'nde ne varsa hangi millet varsa onların hepsini Aktau'a toplamıştır. Bugünkü taŋda Aktau qalasında sol alğaş kuruluşların ırpaqtarı және кейіннен өз еркімен келген мысалы басқа да әртүрлі ұлт өкілдерінің 21 этномәдени орталықтары жұмыс жасайды. 20. Şu an Aktau'da o Aktau şehri inşaatına katılan tüm milletin yeni nesli var ve 21 tane medeni merkez var. Bunlar arasındaki ortak çalışmaları nasıl yürütülüyor? Nasıl bir araya getiriyorsunuz? Osların arasındaki ortak ıntımaktaslık kalay jürüp jatır және не жасап жатырсыздар? Ақтау қалалық әкімдігі осы мәдени бірлестіктермен жұмысты ұйымдастыру үшін 2013 жылы бір шаңырақ астында дейтін әлеуметтік жоба жаңағы жасақтаған. Әлеуметтік жобаның негізгі мақсаты сол ұлттардың біріншіден салт-дәстүрін, өнерін, мәдениетін дамыту болса, сонымен бірге жаңағы осы ұлттардың Қазақстан аумағында тұрып жатқан ұлттардың бірлігін, ынтымақтастығын, татулығын жаңағы насихаттау және алдыда дамыту арқылы тұрақтылықты қалыптастыру еліміздегі. Милеттер арасындағы ілішкілерді кеңейтмек үшін Ақтау шеһрінде айны чалты алтында деген бір проектіміз бар. Бұл проектті түм милеттердің мәдени, тарихи, din, dil, yani bütün o milletlere ait olan bütün meseleleri seçmek için ve onların birbiriyle kardeşlik, dostluk ilişkilerini geliştirmek için çok güzel şeyler yapıyorlar ve yaptıkları yapacaklar. Bunların neler olduğunu ikinci bölümde konuşacağız belki ama biraz da şeyden bahsetsin, bizim Türkler ve Kazaklar arasındaki tarihten bahsetsin. Nasıl algılanıyor? Bu Kazakistan'da, Aktua'da Türk deyince, Türkiye deyince, Türkler deyince neler geliyor aklınıza? Дәл осы бір шаңырақ астында деген жоба туралы біз сәл кейінірек сөйлесек, дәл қазір менің айтқым, сөйлескім келіп отырған мәселе Қазақстан мен Түркия арасындағы, қазақтар мен түріктер арасындағы бауырластық сезім. Қазақстан халқының алдында, Қазақстан халқына түріктер, Түркия деген кезде ойына не келеді, олар қандай пікірде түріктер туралы, Түркия туралы? Әрине, Түркия деген кезде түбі бір түркі халықтарымыз, сондықтан бауырластығымыз ең алдымен. Сосын түбі мәдениетіміздің, салт-дәстүріміздің барлығының бірлігі, сондықтан бәріміздің жақын ағайын екендігімізді ойлайды. Табеке, түркілерлі, қазақлар айны көкенілідір, дил, дин, тарих айныдыр. Оның үшін түркілер Түркия хаққында бақсетті заман, әмен кардешлік, достық, дұйғысы ила düşünmeye başlar.
Tabii. Kosa getireyim o şekilde. Buyurun, girebilirsiniz. Bizim Kazak halkı olsa özü özünün tamırın, tarihin öte jaksı göretin, öte silahitin halk. Doğrusu olsa yaptı Türk halkı da. Sonunda olsa Samsun halasında jüri tura, min Karapayım halk bir, Karapayım elinin söylesken gizdi. Kazakistan'dan mı degen gizdi. Bəri de o turandan ekensiz koy. Biz bərimizde turandık biz deyip sözünü bastaydı. Sonunduktan biz bir жерден çıkan, bir tamırdan çıkan halkımız. Söylemek istediğim şey, tabii ki Kazaklar kendi kökenin nereden çıktığını, nasıl çıktığını çok seviyorlar ve kıymetini biliyorlar. Aynı Türkler gibi. Türkler de öyle. Ben şimdi Samsun'da bulunuyorum ve sokaktaki milletle, sokaktaki insanlarla konuştuğum zaman, onlar Kazakistan'danım dediği zaman hemen böyle dostluk, kardeşlik karşılıyorlar. Yani demek ki biz de yabancı değilizdir. Tabii yabancı değilsiniz. Aynen öyle. Peki şimdi Can Ahmet'le devam etmek istiyorum. Can Ahmet'le işi biraz daha projeyi konuşalım. İşte Adnan Bey ile Ahmet Bey'in diyelim 10 ay önce senden daha da teferruatlı dinleyeceğiz bunları ama düğmeye basıp yürüttüğümüz bu projeyi nasıl olgunlaştırdı, kafasında neler oluştu? Şimdi burada televizyonda Akta Devlet Televizyonu'nda yönetici olarak çalışıyor ama burada yönetmen gibi yarışmaları da organize etmek durumunda kaldı. Çünkü bu çekimleri, Samsun'daki deneyimleri, çekimlerin hepsini kendi devlet kanalında yayınlayacak çünkü. Ondan bahsetsin. Biraz kendisinden bahsetsin Can Ahmet. Neler yaptığından bahsetsin. Bize anlatsın lütfen bu süreci. Can Ahmet Mirza öz туралы айтып өтсе және осы біздің екі арадағы бауырластық жобаның жүзеге асырылуына Can Ahmet Mirza'nın тікелей қатысы барын және сол жобаның Can Ahmet Mirza'nың қожайын екенін білеміз. Осы жоба неліктен осы жобаны жүзеге асырғысы келді және алдағы уақытта қандай шаралар атқарғысы келеді соны біз Қазақстанда жалпы 14 аймақ бар. Сол аймақтың біреуі Маңғыстау. Ол Маңғыстаудың орталығы Ақтау қаласы. 14 аймақта әрқайсысында жаңағы мемлекеттік телеарнаның филиалдары бар. Біз сол филиалдың өкіліміз. Бүкіл облыста түгел қамтиды телеарна. Бізде де кішкене ғана холдинг, телевидениеміз де бар, радиомыз да бар. Kazakistan'da 14 tane bölge vardır. Mangıstau merkezi Aktau olarak o da bir bölgelerinden. Aktau ve 14 bölgede Kazakistan Devlet Televizyonu'nun şeyleri vardır. Şubeleri gibi. Şubeleri vardır. Aktau Kazakistan Televizyonu kanalda aynı Aktau'daki Mangıstau bölgesindeki şubesidir. Biz de şimdi küçük bir medya grup gibi çalışıyoruz. Televizyon kanalımız var, bir de radyo kanalımız var. Ama yaklaşık 100 küsür kişinin çalıştığı bir grup öyle. Çok da az kişi çalışmıyor. Жалпы біздің телеарнада 107 адам бар. 107 штат бар, ал жалпы енді адамдардың саны 130. Bizim tam olarak 107 çalışanımız var ama başka görevlilerde eğer sayarsak 130 tane kişi çalışıyor. Çalışma arkadaşımız var. Жоба туралы айтыңыз. Енді жобаға келетін болсақ, жалпы Біз Қазақстанның жаңағы батысындағы шалғай жатқан аймақпыз, басқа өңірлерден жаңа географиялық жағынан айтқанда жаңа Каспий теңізіне жақынбыз, жағасындамыз. Біз Түркияға Қазақстанның басқа өңірлеріне қарағанда жақындау жатқан өлкеміз. Proje hakkında konuşmak istiyorum. Evet, Deniz Şampiyonları. Deniz Şampiyonları projesi. Aktau, Kazakistan'ın batı bölgesindeki çok uzakta bulunan bölgesindendir. Ve biz Samsun'a çok yakındır. Tıpkı maksatımız, yani aytılıp ötkendi, bizim tüvümüz bir tuz kalıkmız. Бірақ енді соңғы жаңағы 19-20 ғасырдағы бір геосаяси жағдайларға байланысты арамыз ажырап кетті. Бірақ біздің өзімізбен жаңағы Орталық Азияда көрші жатқан жаңағы Өзбекстан, Қырғызстан сияқты бауырларымызбен
байланысымыз өте жақсы. Дәл телевидение саласында біз ылғи ынтымақтастықта жаңағы аралас құраласып тұрамыз. Dediğimiz gibi Türklerle aynı kökeniz, tarihimiz aynı ama ne yazık ki 19. asırdaki siyasi, coğrafyalık, siyasi oyunların yüzünden aramız çok uzaklaştı. Ama Sovyetler döneminde, Sovyetler Birliği'nde olan Türkmenistan, Özbekistan gibi başka ülkelerle çok güzel bir ilişkilerimiz var. Devamlı çalışıyoruz, ortak işlerimiz de var. Ал Түркия бізге жаңа географиялық жағынан жақын болғандықтан, оның үстіне жаңа айтып өткенде біз Ақтау мен Самсун бауырлас халық болғандықтан, біз осы идеологияны жүргізуші құрал есебінде, телевидение есебінде осы бауырластықты әрі қарай жақындатқымыз келді. Және жақындатудың бірден бір ең оңай жолы осы спорттық бірлескен жоба арқылы алғашқы қадамды бастайық деп шештік. Ақтау үшін Түркия комшы sayılır. Onun için de biz aradaki dostluk, kardeşlik ilişkileri geliştirmek için böyle bir proje başlatmaya karar verdik ve bu projenin konusunda sporla başlamayı düşündük. Çünkü hiç engelsiz ve hiç başka bir sıkıntısız devam edebilecek konuda bu spor olması gerekiyor. Біз енді бұл жобаға басқа да түрк тілдес бауыр елдерді тартпақпыз. Әзербайжанның Сумгайыт қаласымен келісіміміз бар. Біз бұл прожеге, яғни Денис чемпиондары прожесіне әр сенеде бір кере организе етмейі дүшінеріз бе Самсунла, Ақтаула кардеш şehirleri var. Azerbaycan Sumgayıt şehriyle kardeş şehriyiz. Onları da katılsın istiyoruz. Bir kızığı жаңағы егер таза географиямен қарайтын болсақ, бізге Самсун қаласы Қазақстанның қалаларының жа орталықтарының жартысынан жақын жатыр. Çok ilginç ve çok güzel şey. Eğer bakarsanız Kazakistan diğer şehirleri, Astana, Almaty ya da başka bir diğer şehirleri Samsun'dan daha uzak. Bizi Samsun daha yakın. Sonuçtan ıntımak sağlıkta damıtığımız gerek. Yani dəl kazır, mesela Ahtau'da Türkiye'nin jaksı biledi. Al bırak Samsun kalasını biletindir az. Yani de bir yurtsa biz olsa жобамыз осы сапарымыздан кейін Samsung'ды өз дәрежесінде жеткізіп, халық біліп бірін-бірі таныс болады деп ойлаймын. Ақтауда insanlar Türkiye'yi tanıyorlar ama Samsung hakkında çok şey bilmiyorlar. Eğer biz bu projeden sonra inşallah güzel şeyler yaparız ve Samsun'u artık Ақтаудағы kardeşleri de, Kazak kardeşleri de iyi tanımaya başlar. Çok güzel. Teşekkür ediyorum Can Akmet. Rahmet size Can Akmet. Peki Nazia seninle devam edelim istersen. Sen de buraya nasıl geldik? Baştan itibaren anlatırsan sevinirim. İzleyicilerimiz sen de seni tanımış olsunlar. Tabii ki memnuniyetle anlatırım. Çünkü kendiniz biliyorsunuzdur 10 ay sürdü. Ve proje hakkında anlattık. Deniz Şampiyonları projesi Can Akmet Bey bizim meslektaşımız dedi ki biz Türkiye ile ayrıca Samsun şehriyle kardeş şehir olduğumuz için biz Samsun'la güzel bir proje yapmak istiyoruz. Deniz Şampiyonları işte bana gönderdi projeyi. Ben de Samsun'da ne gibi nasıl bir güzel bir televizyon kanalı var diye aramaya başladım. Çünkü Can Akmet Bey Samsun'daki en güçlü, en kuvvetli ve en başarılı televizyon kanalını arıyordu. Ben de Ankara'daki arkadaşlarıma oradaki bakanlıktaki informasyon dairesindeki arkadaşlara rica ettim. Onlar da bana Necdet Bey'in telefon numarasını verdiler. Hatta numarasını değil elektron posta adresini verdiler. Ben de Necdet Bey'e mesaj attım, mail attım. O arada benim Ankara'daki arkadaşlarım da birkaç kere telefon açmışlar ve onlar da bana yardımcı olmasını istemişler. Ve çok bir tesadüf, ben de diyorum ki çok güzel bir şey oldu ve istediğimiz için diyorum. Kalpten yani çok güzel. Arzu ettiğiniz için. Evet. Onun için de muradımız oldu. Necdet Bey dedi ki tamam dedi yardımcı olabiliriz. Şu an dedi Adnan Bey'in, bizim Sayın Başkan Adnan Ölmez Bey'in yardımcısı Ahmet Bey orada dedi. Ahmet Bey'in telefon numarasını verdi. Ben de aradım Almaty'dan. Onlar Bişkek'te, Kırgızistan'dan Kazakistan'a Almaty'ye gelmişler.
Bu da Şubat ayıdır eğer unutmazsam. Kışın Ahmet Bey dedi ki gelebilir misin? Konuşabilir misin? Tabii ki ben telefondan öyle bir heyecanlıydım, çok mutluydum. Dost doğru anlatamadım. Hadi gel dedi, Adnan Bey var burada. Seninle bir görüşelim, konuşalım. Ne derdin varsa söylersin. Ben de gittim tabii ki. Adnan Bey ile konuştum, tanıştım. Ahmet Bey ile tanıştım. Projeyi Adnan Bey'e verdim. O çok güzel bir proje dedi, destekledi. Sonra böyle hazırlık işini başlayalım dedi. Ben de düşünmüştüm ki en çok 2-3 ay içerisinde hemen yaparız diye düşünmüştüm. Ama yanlışmışım. Böyle 10-11 ay bile sürdü böyle. Bu sırada Türkiye'de seçimler oldu. Meclis seçimi yazın. Sonra bizde Aktau şehrinin valisi değişti. Sonra tekrar burada hazırlık işleri başlandı seçim için. Yani o kadar mutluyum ki böyle 10 ay hazırlık, 10 ay düşündüğümüz şeyler düşünmeye bizim değdi diyorum bu proje. Çekimden sonra tabii ki Samsun, Aktau kardeş şehirler arasındaki ilişkiler, kardeşlik, dostluk ilişkileri, bağları güçlenir, kuvvetlenir. Ben ona eminim. Biz de eminiz kesinlikle. Çünkü Cuma gününden beri buradasınız. Değerli seyirciler, Cuma günü önce su oyunları, yani Can Ahmet'in bahsettiği aslında deniz şampiyonları yarışması su odaklı yarışmalardan oluşuyor. Cuma günü su kay yarışmaları oldu. Arkasından pazar günü de kano yarışmaları oldu. İlk baştaki düşüncemiz Aktau'nun ve Samsun'un büyükşehir, valis, büyükşehiri, valisi ve bu düzeyde protokolünün bir araya gelerek, yani takımları, yarışmacı takımların bu kişilerden oluşmasıydı. Fakat bu çok mümkün olamadı. Hem Aktau açısından hem de bizim açımızdan. Bundan dolayı da bunun yerine başka ne yapabiliriz diye düşündük ve Gürcistan, Aktau'da, Kazakistan'da dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olmuş ama farklı farklı meslekleri, nitelikleri olan arkadaşlarımız yarışmacı olarak buraya geldiler, katıldılar. Onlar bu yarışmanın içerisinde oldular. Çok keyifli çalışmalar oldu gerçekten de. Bizim ekip, özellikle Mustafa ve Nur, bu konuda çok ciddi performans ortaya koydular. Çok güzel, sanıyorum 3 tane 45 dakika buradaki Kazakların ve Türklerin bir araya gelerek yaptıkları bu müsabakalar ve kaynaşmalar, oradaki heyecan, coşku, sevgi paylaşımını montajı bittikten sonra arkadaşlarımızla biz de kendi kanalımızda yayınlayacağız. Bu görüntülerin hamlarını da sevgili Can Ahmet'e vereceğiz. Onlar da bunu Kazakça'ya çevirip kendi televizyon kanallarında yayınlayacaklar ki oradaki insanlar görsünler. Burada böyle çok güzel paylaşımlar. Sinan Bey, bir de şunu söylemek istiyorum. Samsun'da başlandı. Can Ahmet Bey'in istediği gibi. Sonra devamı da Aktau'da olacak. Ondan da bahsetmek istiyorum. Evet. Çünkü Aktau'a geldiğiniz zaman tam buradaki aynısını yaşayacağız. Aynı program olacak ve onu da Aktau'da hem Samsun'da göstereceğiz. Evet. Yani devam var. Evet. Böyle sürekli devam edecek. Bu da bizim bağlantılarımızın devamlı olmasını sağlar. Bu buradan başlayacak bir ilişki. Bu daha sonrasında kültürel ilişkilerin işte Gülcezer Hanım'la başka projeler yaratmamıza sebebiyet verecek. Ondan sonra Marat Bey'le başka projeler yaratmamıza sebebiyet verecek. Can Ahmet'le iki televizyonun ortak işbirliğiyle başka projeleri masaya yatırıp konuşmaya başladık. Bunların önünü açtığını gördük. Onun için biz çok keyif aldık. Dediğiniz gibi belki 50 tane mail, 100 tane mesajlaşma, yüze yakın fazlası telefon, da olabilir aslında. Fazla olması lazım. Değildi dediğiniz gibi. Evet. Bugün son akşamları arkadaşlar, değerli izleyiciler, arkadaşlarımızın yarın sabah 3 ayla ayrılıyorlar. Ben şimdi yine Marat'la devam edeyim. Marat'ın bütün bu sevgili Nazia gözlemleri, 3 günlük 4 günlük gözlemleri içerisinden çıkardığı, Aktau için çıkarttı. Özellikle sosyal projelerde, bu engellilerle ilgili olabilir, diğer sosyal projeler olabilir. Aktau'dan farklı olarak burada yaptığı gözlem nedir ve buradan bu çalışmayı biz götürüp Aktau'da hayata geçirebiliriz dediği ne vardı, ne oldu, onu bize bir anlatsın. Marat ya da ne merak ediyor buradaki ekran aracılığıyla
milyonlarca kişiye ulaşabiliyoruz çünkü. Kendi yöneticilerimize, şehrimizi yöneten yöneticilere de ulaşıyoruz çünkü. Buradaki talepleri nedir, beklentileri nedir? Biz de onları hem Yusuf Bey'e hem Vali Bey'e birebir aktarmış olalım. Murat Mırza, sizden sorayım. Osu 3-4 günün içinde siz özünüz kökeyinizge ne tüydünüz? Alümettik meselede olsun, başka meselelerde osını alsak bolar edi, nemese osını biz tajiribe almasar edik deyip ne aytar ediniz, nemese başka bir özünüzün aytatın ısınısınız var mı? Ötken bizden tele arna arkılı siz milyondağan körörmenge jane osu bizden tele arna başlarına da sözünüz jetetin aytkımız gelip kanday ısınısınız, pikiriniz var? Мен осы тарапта екі телеарнаға үлкен рахмет айтқым келеді. Себебі Хабер телеарнасы мен біздің Қазақстан Ақтау телеарнасының кішкентай ғана жобасы шын мәнісінде үлкен мәселелерді қозғады. Біз бұл жобаның санатында тағы да екі үлкен жиынға қатыстық осы жерде. Бен өнжелікле İki televizyon kanalına, haber televizyon kanalıyla, aksiyle Aktau Kazakistan televizyon kanalına çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Deniz Şampiyonları projesi çerçevesinde biz Samsun'daki iki tane büyük bir proje, büyük bir etkinliğe katıldık. Evet. Sonun içinde atab aytkanda mümkündükleri şektevli azamattardın, sporttuk, oyundarının ашылу салтанатына қатыстық. Сонымен қатар жастар форумына қатыстық. Біріншісі біз әңгеллілер үшін олажақ язылық шампионатын ашылыш төреніне қатылдық. Самсунда ве гençлік форумына қатылдық. Бұл екі мәселені қозғап отырғаным өз көзімізбен мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қандай жағдай жасалғанын, олардың өздері барып демалыс орнында демала алатынына, өздері сол жерде денсаулықтарын түзей алатын мәселелерін көріп қайттық. Бұны да өте бір жақсы деңгейде насихаттап өзімізге қолдануға қабылдау керек деп ойлаймын. Ачылыш төрені еле Gençler Forumu'nda biz engelliler için ne gibi işler yapıyorlar, nasıl onlara nasıl yardımcı oluyor, nasıl destek veriyor, onu biz gördük ve Aktau'da da aynı şeyleri biz yapabilirdik. Bu tek kana Aktau'da emes, tek kana bizim Kazakistan'ımız bütün dünya yüzüne keng tarayan mesele de öyleyim. Bence bu konuda sadece Aktau değil, Kazakistan değil, tüm dünyaya örnek olabilecek bir güzel şeydir. Katılıyorum ben de. Peki Marat'a sorar mısın? Bir siyasetçi aynı zamanda değil evet, mi evet, Marat? Evet. Aktua'da öne çıkan en önemli problem nedir? Siyasi anlamda, konuda. Ekonomik anlamda, kültürel anlamda birinci sıraya koyduğu problem nedir ve bunu çözümü için neler yapıyorlar? Marat Mırza'ga sayasat, Marat Mırza'mız sayasatker, sayasatker ретінде de tanıyım. Білемін, Ақтауда қазір саяси және экономикалық тұрғыда күн тәртібіне шыққан аса өзекті мәселе қандай, және оларды шешу үшін қандай шаралар атқарылып жатыр? Ақтау қаласындағы ең негізгі саясат бұл халықты жұмыспен қамту саясаты. Егер біз халқымызды жұмыспен қамтысақ, яғни оларға қолайлы жағдай туғызатын болсақ, күнделікті өзінің тұрмысын атқаратындай жағдайда болатын болса, онда адам баласы өзін өзі асырап, өзімен өзі күн көреді деген ойда боламыз. Ақтау шәһәріндегі ең önemli konu mesele insanlara iş bulmak, iş vermek. Eğer ki insanlara iş verirsen, işi gücü var insan tabii ki hayat devam etmeye mutlu olacak ve ona mutlu yaşamaya devam edecek. Onun için de çok önemli olan şey iş vermektir. Мен жаңағы алдында айтып кеткен мәселелерімді мына Самсун қаласында тек қана жұмыс орындарын ғана ашып емес, сонымен қатар жаңағы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға да жұмыс орындарын ашып жатқанына
риза болып отырып. Соны біз өз тарапымыздан да қолдануымыз керек деп отырмын. Мен Samsung'daki sağlam, sağlıklı insanlarla birlikte engelli insanlara da iş verip onlara destek olacak projeleri gördüm, duydum ve bu da tabii ki bizim örnek alacak bir güzel bir proje diye düşünüyorum. Муниципалитет тарапынан, қала тарапынан, үкімет тарапынан көптеген мекемелер ашылып, сол мекемелер табысты мекемелер болып жұмыс істеп жатыр екен. Оны өз көзімізбен көрдік. Бізде де сондай әлеуметтік қызмет көрсететін мекемелерді егер жекеменшік талабынан жасалмаса, оны мемлекеттік тараптан жасауға мүмкіндік беру деген дұрыс шығар деп ойлаймын. Бүйік шегер беледесі бе, шегер валесі devlet tarafından türlü iş yerleri açılmış ve insanlar çalışıyorlar, onlara imkan vermiş, evet imkan, insanlara çalışıyorlar, imkan veriyorlar. Bu da tabii ki bizim için örnek al, çok güzel bir şey. Çok güzel. Peki merak ediyorum, mecliste kaç kişi çalışıyor Marat gibi? Aktau'da, Jergülkü Masihat'ta Marat Mırza Siyah'ta kanca deputat var? Bizde 17 deputat var. 17 депутаттың алғашқыда сайланғанда 15 депутатымыз бір партиядан болып сайландық. Яғни елбасын қолдайтын Нұр Отан партиясынан. Екі депутатымыз өзін-өзі сайлау арқылы өткен депутаттар болды. Актау Ерел мәжілісінде 17 тане милетвекілі бар. Оның 15-і де бізім Сайын Жұмқұрбашқаны Назарбаевын başta olan partisi Nur Otan Partisi'nin üyeleridir ve ikisi de kendi istediği gelen milletvekilleri. Bağımsız. İkisi de bağımsız milletvekilleri. Marat peki? Marat Bey, siz Marat Mırza, siz kanday partiyanın müşesisiniz? Ben Nur Otan Partisi'nin müşesiyim. Ben bu partiyada Ostan'da 15 yıldan astan müşeyim. Ben Nur Otan Partisi üyesiyim ve 15 yıldır aynı partide üye olmak görev yapıyorum. Bu bir başlangıç işte. Bundan sonra oradaki yaşam kalitesini, işsizlikle ilgili insanların daha müreffeh, daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamak adına neler yapılabilirin iz düşümlerini izleyerek belki burada var olan projeleri orada kullanarak, orada var olanları bizim bilmediklerimizi burada siyaseten hayatımızın içerisine koyacak adımları atacaklar siyasetçiler olarak, öyle anlaşılıyor. Peki, ona çok teşekkür ediyoruz katılım için. Sizge cevap bergen için, bağdarlamamızga katılganız için köp rahmet aytamız. Jäne siz özüñiz baykagandai türlü jobalarda, älümettik turgodagı jobalarda adamdardın mügedek, mümkündigi şektelüü jandardın layıkты ömür süre aluu için жасалатын жобаларды өз елдеріңізде, өз қалаларыңызда жүзеге асыру жолдарында еңбек ететіндер және осы нәтижелі істерді жалғасын таптыратыныңызға біз сенімдіміз. Бағдарламаға келгеніңізге рахмет. Айтқаныңыз келсін. Сөйлемек істедім, бермек істедім месаж барса бір қатшы үмейлі аларыңыз. Егер тағда басқа айтатыныңыз болса, қысқаша айтуға рұқсат. Рахмет. Алда 29-шы қазан күні Türk halkının en ülken merekesi Atatürk bastap 92 yıl boyuna memleketten kurulgan günü, osu kurulgan günü men bükül Türk halkın kutuktağım gelip. Programı davet ettiğiniz için Sinan Bey size çok teşekkür ediyorum. İstediğim şey de 29 Ekim Türk halkı için ve Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk'ün çabalandığı, Atatürk'ün istediği bu güzel bayram tüm Türkiye halkı için çok kıymetli, çok sevilen, çok güzel bir bayram. Onu da ben tüm Samsun ve Türkiye halkın kutluyorum. Sağ olsun. 29-шы Қазан күні Ақтау қаласында Türk консулдығымен қабылдау болады осы күнге байланысты. Сол қабылдауда мен өз тарапымнан мына дипломат мырзаларға Samsun қаласының халқының
үлкен сәлемін жеткізіп барам. 29 Экимде Актауда Түркия баш консулсы тарапынан төрен düzenlenecek. Ресепшн берілді. Ресепшн берілдіклер ve o ресепшнда мен де Samsung Samsung'daki kardeşler adına selam söyleyeceğim ve onları da kutlayacağım. Çok teşekkür ederiz biz de. Kıbrahmet ediyoruz kendisine. Sizge de kıbrahmet. Peki şimdi Gül Cazıra ile devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Gül Cazıra birbirinden çok farklı, 21 tane farklı dil inanca sahip etnik topluluğu bir araya getirip bunların birbirleriyle uyum içerisinde yaşamasını sağlayacak projeleri yürütüyor. Tebrik ediyoruz kendisine. Örnek almak istiyoruz aslında. Biz de onun bu konudaki performansını. Gül Cazıra Hanım Aktau'daki 21 türlü tili var, 21 türlü salt dəstürü var. Ұлт пен ұлыстың арасындағы ынтымақтастықты арттыруда еңбек етіп келеді. Біз әлбетте Гүл Жазира ханымы жасап жатқан шаралардан үлгі алғанды қалаймыз және сізге сізді құттықтаймыз осындай нәтижелі іспен шұғылданып жатқаныңыз үшін. Çünkü biz zaman zaman bir tanesini bile birbirinden farklı konuşan birkaç etnik grubu bile kardeşle iç içe alıp yaşama konusunda sorunlar yaşıyoruz, öyle söyleyeyim. Өйткені кейде біз осында бір-біріне өте жақын екі-үш түр ұлт пен ұлыстың өзін басын қосу үшін, оларды бірлігін жарастыру үшін кейде кәдімгідей үлкен қиындықтарға тап болып жатамыз. Ордадағы деңгейлерінен оны біз де пайдаланмақ істейміз, өле сөйлерсіңіз. Яғни Гүлжазира ханым атқарып жатқан шаралардан біз де үлгі алғымыз келеді және осы жерде өзіміздің Самсунда іс барысында қолданғанды қалар еді тәжірибе жүзінде. Peki, şimdi bir de şunu sormak istiyorum. Gül Cazıra'ya uluslararası bir forum düzenleniyor. Her sene Kazakistan'da, Aktua'da. Bize ondan bahsettin. Onun amacı nedir? Orada hedeflenen nedir? Bu forumun neticesinde sanıyorum Samsun ve Aktua arasında kardeş şehir projesi imzalandı. Birazcık da ondan bahsetsin ve ona da teşekkür ettiğimizi söyle katılımından dolayı. Son mesajlarını onun da almak istediğimizi söylersin. Gülcazıra Hanım, birincisi sizin de gelip bağdalamağa katılan için köp alğısımızı aytamız. Yani bizden bilmemizce, Aktau'da жыл сайын үлкен бір халықаралық конференция ұйымдастырылады және Samsung мен Aktau арасындағы бауырлас қала меморандумында ұмытпасам сол конференцияда қол қойылған болу керек. Осы конференция туралы айтып өтсеңіз және басқа бізге айтатын тілегіңіз, пікіріңіз болса, мархабат. Дұрыс, Aktau қаласы жас болса да үлкен ірі 4 халықаралық ұйымның мүшесі болып табылады. Жаңағы айтылып отырған конференция 2014 жылы болған, бұл бүкіл әлемдік мұралар қалаларының халықаралық ұйымы дейтін үлкен ұйымның ұйыммен бірлестікте Aktau қалалық әкімдігі ұйымдастырған конференция болды. Бұл конференция біріншіден ЮНЕСКО-ның жаңағы аясында өтті. Ол конференцияның негізгі тақырыбы жаһандану жағдайындағы мәдени мұраларды сақтау болды. Бұл ұйымға мүше қалалар 1000 жылдық тіпті одан да көп тарихы бар үлкен-үлкен ірі қалалар. Жаңа айтып өттім, Aktau қаласы жас қала деп. Бірақ та Aktau қаласының қазіргі тұрған жерімен бір кездегі ұлы Жібек жолының транзиттік бағыты өткен. Сол себепті Aktau қаласы жа аталған халықаралық ұйымға мүше болып қабылданды. Doğru söylüyorsunuz. Uluslararası konferans yani forum sizin anlattığınız o çerçevede biz Aktau ve Samsun arasındaki kardeş şehir memorandumu imzalamıştık ve Aktau genç şehir olsa bile 4 tane uluslararası konferansın düzenlendi ve Aktau genç şehir ama İpek yoluna bağlı olan tüm hareketler de kendi etkisi olan şehirdir. Onun içinde 14 senesinde düzenlenen uluslararası konferans Aktau şehri valisi desteklemişti ve o konferansta
medeni bizim bin yıllık ondan fazla olan tarihi var. Bütün bizim medeni neydi o? Kültür, medeniyet. Ya onlara ait olan şeyler nesihat edildi ve tanıtıldı. Onun yani herkesin için, medeniyeti, geriye dönük tarihi, medeniyeti tanıtıldı diyorsun. Evet, zaten o konferansın amacı da oydu. Oldu. Hı. Anladım. Tamam, çok teşekkür ettiğini söylesin. Ona da hürmet ettiğini söyle, katılımından dolayı. Sizge katısıp, bağdarlarımıza katısıp, öte kundu pikirlerimin bölüskeniz için köp rahmet aytamız, kelgen için köp rahmet. Мен де жаңа құттықтауға қосыламын. Самсун қаласы мен достық қарым-қатынасымыз алдыда жалғасады деп ойлаймын. Екі қала арасында қол қойылған жаңағы бауырластық келісіміне сәйкес мәдени, іскерлік, спорттық, басқа салалардағы да қатынастарымызды алға қарай дамытамыз деп ойлаймын. Мен де Самсун халқын ve tüm Türkiye халқын 29 Ekim Cumhuriyet Günü bayramıyla kutluyorum. Ve Samsun Aktau arasındaki kardeşlik, dostluk ilişkilerimiz, spor, medeni, başka da konularda devam edeceğine eminim. Size de çok başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum ona. Sıra Can Ahmet'te. Can Ahmet'ten de şunu öğrenmek istiyorum. İki televizyon, yani biz özel sektörde hizmet ediyoruz ama özel sektör kuruluşuyuz. Haber Aks TV, Haber Medya Grubu olarak ama bir devlet kanalıyla, devlet televizyonuyla işbirliği projeleri hazırlanabilir. Kaç gündür bununla ilgili konuşmalarımız oluyor. Bu konuyla ilgili neler düşünüyor, nasıl işbirlikleri geliştirilebilir? Bir de ayrıca kurulacak olan Türk Devletler Ortak Televizyon Kanalı hakkında ne düşünüyor? Kafasında neler var yani, neler geliştirilebilir? Жанахмет Мырзаға айтатыным, біздің Акс ТВ Хабер Акс ТВ каналы жекеменшік арна, ал Ақтау Қазақстан ол мемлекеттік, бірақ бірнеше күннен бері пікірлесіп жатырмыз. Арада бірнеше біріккен жоба жасауға шешім қабылданды және ол әлбетте өзінің жалғасын табады. Мен осы ортақ ынтымақтастық туралы айтып берсе және түркі мемлекеттеріне ортақ телеарна туралы не ойлайды, сол пікірін білсек. Я енді жалпы журналистердің міндеті, миссиясы дейміз ғой, ел мен елді жақындастыру ғой. Сондықтан біз бүгін көпірді сол бір ғана жобамен салып отырмыз. Ал екі елдің, екі қаланың арасында тек қана жаңа спорттық немесе телевидение тарапында емес, жалпы мәдени, экономикалық саяси ынтымақтасатын бір-бірінен үйренетін тұстары өте көп. Біріншіден, екіншіден енді біз бауырлас халықпыз ғой. Бауырлас деген ол туыстар, жаңағы тек қана сауда-саттықпен немесе жаңағы мәдениетпен ғана емес, туыс есебінде де арақатынастарын, жаңағы қарым-қатынастарын ұлғайтып отыру керек. Tabii ki biz bu projeyi başlamadan önce kardeşlik dostluk adına başlamıştık. O devam edecek ve bizim Türk dediğim zaman, dostluk, kardeşlik dediğimiz zaman sadece böyle alışveriş değil, başka da duygusal konular var. O konuda da biz çok çalışmak zorundayız ve gazetecilerin görevi de ilişkileri devam etmek, gerçekleştirmektir. Tustardın, bağırların arasında жаңағы не жүрмейді, сауда саттық немесе жаңағы есеп деген жүрмейді. Біз тура осындай мақсатта келіп отырмыз. Сондықтан біз осы түркі бауырластарымызбен, Самсундағы өзіміздің әріптестерімізбен, бауырларымызбен қарым-қатынасты ұлғайту үшін өзіміздің тарапынан кез келген шығынға немесе жаңағы шығынға басқадай өзіміздің тарапымыздан күш жұмсайтын нәрселерге баруға дайынбыз. Біз оны жаңағы экономикалық немесе жаңағы шығын деп есептемейміз. Табиғи кардешлер арасында алыш-беріш олмаз, кардешлік, достық оны айт олмаз. Оның үшін біз ілерде кардешлік, достық адына неге бір масрафлар ола берер, я да башқа да шейлер ола берер, айны шейде ола берер. Біз оның әпсін кендіміз өдемей, кендіміз қазырламая, memnunuz, mutluyuz
ve onun için de devam etmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ona da Can Ahmet'e de katılımından dolayı. Televizyon kanal hakkında konuşsun. Evet. Енді біз мемлекеттік болсын, жеке болсын, жаңағыдай кез келген ынтымақтастыққа дайынбыз. Өйткені жаңа айтып өткендей, біздің міндетіміз сол халық пен халықты жақындастыру. Ал жаңа түркі тілдері елдерге ортақ телеарна ашу туралы жоба саяси шешім бар. Елбасылар өздеріңіз білесіздер, ондай шешімге қол қойды. Қазір дайындық жұмыстары жалғасып жатыр. Мендегі ақпарат бойынша қазір енді техникалық мәселелер шешілуде. Бұйыртса ол ортақ жоба іске асырылады. Енді ол жоба асырылған кезде бүкіл түркі тілдес елдерде ортақ телеарна болады. Ол барлық елдерде тікелей көрсетіледі. Әр елде оның филиалдары болады. Менің ойымша бұл енді жаңа мемлекеттік деңгейде біздің осы бастап атқан кішкене жоба болса, бұл мемлекеттік деңгейде жаңағы әр елдікі бір дария деп есептесек, телеарналары сол бір теңізге құятындай, сол теңізде бір-бірімізбен жаңа аралас, құралас, барлық жағынан да араласып жататындай үлкен мүмкіндік болады деп ойлаймын. Табики, ортак телевизион, түрк девлетлеріне айтып олажак, ортак телевизион каналы хаққында конушырсам, бұл чок гүзел бір, мүкеммел бір proje artık karar verildi. Cumhurbaşkanları Kazakistan, Kırgızistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları artık karar verildi. Şimdi hangi formatta olacak, nasıl yapılacak, teknikal sorunları çözülüyor ve ileride eğer ki her devletin televizyon kanalını ırmak gibi onlara ırmak gibi bakarsak onlar artık dört ırmak ve başka ırmaklarda artık aynı denize evet akacak ve bu da bizim için çok kuvvetli bir güç olacaktır. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerinden dolayı. Çok keyif aldık. O da son birkaç cümleyle değerlendirmelerini ve mesajlarını versin bize. Ona da hürmet ediyoruz. Sizden aytkan fikirlerinizge kosula oturup men osunday oyda bolganınızga kuvançtım. Jäne osu bagdarlama arkalı sizden özünüzden aytkınız gelgen bir fikir bolsa buyurun. Жаңа айтып отыргенде, біздің ең басты мақсатымыз көпір салу болатын. Біз көпірді салдық екі қаланың арасындағы бұйыртса осы сапарымыз арқылы. Ал әрі қарай осы біздің бауырластығымызды жалғастыру біздің екі қалаға да сын, оның ішінде мен журналистерге сын да беремін. Сондықтан сіз болып, біз болып осы көпірдің үстін әрі қарай халық екі жаққа да бірін-бірімен сапырлысып араласып жататындай үлкен жолға айналдыруымыз керек. Сондай өтінішім бар, сондай тілегім бар. Бұйыртса осыны іске асырайық. Bizim bu proje çerçevesinde tabii ki çok güzel bir şeyler söylendi ve kararlar verildi ve bizim için de çok bir sınav gibi olacak. Çünkü nasıl yapacağız, neler yapacağız ve ileride olacak mı, olmayacak mı bütün bunlardan biz sorumluyuz. Onun için de istediğim şey gelecek seneler ileride hep beraber olalım, beraber çalışalım. Eyvallah. Çok teşekkür ettiniz. Bağdarlamamıza geldiğinizde çok rahmet aytam. Jumıstarınızga jetişlik tilem. Rahmet. Ve sevgili Nazi, seninle son sözleri bitirelim. Seninle vermek istediğin mesajları, üzerinde durmak istediğin şeyleri konuşalım. Gazetecilerle ilgili değerlendirmeler yapacaksın. Çok kısaca Kazakistan'da neler yapıyorsun? Bunlardan bahset ve buradaki meslektaşlarından da neler bekliyorsun? Bunu kapatalım. Senin de son sözlerini alalım. Teşekkür ediyorum Sinan Bey. Öncelikle ben bu projeyi başlamadan önce neden bana geldi Can Ahmet Bey? Onu konuşmak istiyorum. Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı var, onun başkanıyım. Ben kendim 21 senedir Kazakistan'da gazeteci olarak çalışıyorum. Avrupa, Amerika, başka yerlerde de staj yapmıştım. Ama ben kendim güzelim ya da çok iyi bir gazeteciyim diyemem. Çünkü çok şeyler öğrenmem gerekiyor. Ama vakfı neden kurdum? Ne yazık ki Kazakistan'da hiç Türk Gazeteciler Birliği adına çalışan hiçbir kurum yokmuş. Onun için de dedim ki neden olmasın, neden olmuyor. Olsun istedim, yaptım. Şimdi vakıf adına da bu ilk uluslararası projemiz. Çok mutluyum, çok heyecanlıydım. 10 aydır böyle koşturduk. Ve bizim vakıf, sayın bizim Cumhurbaşkanımız Nazarbayev,
Türk birliğin çok destekleyen hatta Türk dünyası aksakalı delinin bir cumhurbaşkanıdır. Hep Türk biliyorsunuzdur. Türk ülkeleri, parlamento asambleyesi, Türk soy, Türk genişi, bütün şeyleri bizim Nazarbayev söyledi, istedi ve onu da başka cumhurbaşkanları desteklediği için kuruldu. Ve geçen sene Bodrum'da Türk genişi 4. zirvesinde Nazarbayev ortak telekanal kurmak istemişti. Ortaya çıkartmıştı, koymuştu ve onu da başka meslektaşları destekledi ve şimdi artık çalışmalar oluyor. Tabii ki bir tane televizyon kanalıyla bu iş bitmez. Yani bu iş dediğim, bizim istediğimiz Türk Gazeteciler Birliği'dir. Şimdi Türkiye, Kazakistan'daki Türk Gazeteciler Vakfı adına biz Türk Gazeteciler Birliği olsun istiyoruz. Kendi sitemiz var. Ondan iletişim kurmaya çalışıyoruz ve Samsun'a geldiğim zaman da böyle şimdi Sayın Adnan Bey'e, Sayın Ahmet Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Necdet Bey'e bana Ahmet Bey'in ve telefon bulduğu için ve Adnan Bey'le görüştürdüğü için, onlar da beni desteklediği için. Çünkü bu kardeşlik adına sadece Samsun ve Aktau arasındaki kardeşlik değil, tüm Kazak ve Türk halkı adına yapılan güzel bir proje oldu. Ve bundan sonra da olacağına devam edeceğine ben eminim. Sayın bizim Can Ahmet kardeşimiz başka da projeleri hazırladı. Onu da kendisi Adnan Bey'e iletmek istiyor. Ben de artık buraya sadece Aktau'daki gazetecileri değil, artık tüm Kazakistan'ın tüm bölgesinden gazetecileri getirmek istiyorum. Samsun'un ekonomi, siyasi ve medya konusunda neler yapıyor, nasıl yapıyor ve orada turizmi etkimiz olsun, burada buraya gelsinler Kazaklar, buradan da Kazakistan'a gitsinler, yani birbirimize etkimiz olsun, onu istiyorum. Ve artık biz kardeşiz, kapılar açıldı, hiç engeller yok ama bazı sıkıntılar var. Yani 300 milyon Türk'ün birleşmesini istemeyen bazı düşmanlarımız var. Onlara yani rağmen biz koşturmak, çok çalışmak zorundayız. En önemlisi bu Türk Gazeteciler Birliği, birliğin güçlendirmek, onlara yeni bir soluk kazandırmak. Atatürk ta o 37 senesinde mi demiş ki, ben okumuştum, Sovyetler Birliği'nde bizim kardeş ülkelerimiz var, kardeşlerimiz var. Zamanı gelir onlar bağımsızlığını kazanır demişti. O zaman da tabii ki bizim hiç haberimiz yoktu. 70 senedir Sovyetler döneminde etkisinde olduk ve bizim Kazakistan bağımsızlığını kazandığı zaman 40 dakika içerisinde Kazakistan'ı bağımsız ülke olarak tanıyan Türkiye'dir. Onun için de biz Türkleri, Türkiye'yi çok borçluyuz, çok seviyoruz ve 29 Ekim, ben 28 Ekim'de gideceğim Almaty'da, başkonsolosluk 28 Ekim'de resepsiyon düzenlenecek ve oraya gideceğim ve buradan da sizin telekanaldan tüm Türkiye, tüm Samsun halkın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla kutluyorum. Başarılar dilerim ve tüm Türk dünyası güçlü olsun istiyorum. Türk gazetecileri de bu amaçla, bu dilekle çalışmasın isterim. İstiyorsun, bir araya gelmesini istiyorsun. Aynı dileklerine biz de katılıyoruz. Sana da çok teşekkür ediyoruz Nazia, katılımından dolayı. Ben de seni tanıdığım için çok keyif aldım. Biraz üzerinde çalıştık ama yorulduk ama en nihayetinde güzel bir şey ortaya çıktı. Burada tabii Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü bütün programı, sporcuları, konaklama sürecinden tutun. Evet, bütün Sinan Bey programı, tabii ki Necmi Bey ile Yusuf Bey aracılığıyla. Tabii ki kesinlikle büyük, büyük belediye başkanı ve Sayın Yusuf Bey kendisi ilgilendi. İbrahim Bey ve valisi Samsun valisi kendisi ilgilendi ve bizim diyorum Samsun Kültür Daire Başkanı Necmi Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. İbrahim Bey,
Onu teşekkür etmek. Yani burada bir sürü bir sadece şey değil, kardeş kazandık ve onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. İşlerinize başarılar, onlara da başarılar ve bu başarıları hep birlikte izleyelim istiyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum ben de katılımınızdan dolayı. Değerli izleyiciler, Samsun Nabzı'nda bu akşam Kazakistan'dan konuklarımız vardı. Onlarla bu 3-4 günü konuştuk, neler yapacağımızı konuştuk. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın annesi bugün Hakk'a yürüdü. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Toprağı bol olsun. Biz verdiğiniz vakit için teşekkür ederiz efendim. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle mutlu günler, mutlu geceler diliyorum efendim.